terk edilmek tüm canlılara acı verir. Güzel bir ifade. Hayvanlara nasıl davranıyoruz bunu konuşacağız. Önemli konuklarımız var. Hayvanlar da bize nasıl davranıyor? Hanımefendi bakın orada. Evet, şu anda stüdyomuzda. Terörist de Zino biraz. Sevimli bir konuk Zino. Vatan Şaşman sunucu meslektaşımız Merhaba. Ve Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat'la birlikte. Hoş geldiniz diyelim öncelikle tabii. Hoş bulduk. Hareketli Zino bugün. Evet Zino. Hep yani, öyledir. Hareketli obez diye kızdırıyoruz biz onu. Ama şu anda kemiğiyle meşgul. Evet şu anda kemiğiyle meşgul. Gel görsün herkesini gel. Hadi gel. Gel buraya buraya. Çabuk dışarı. Dolaş. Kaç otur, yıllık bir dostluk? Otur oraya. Otur bakalım. Bekle uslu ol. Tamam. Otur tamam. Oh, bekle oh. Tamam. Ha, aldık kemiğini. Zino 40 günlükken benimle beraberdi. Zino Haziran'ın 6'sında 7 yaşını bitirecek. Orta yaşlı bir Safgan Golden Retriever. Birazcık 2-3 kilo fazlamız var. Azıcık haylazlığımız var gördüğünüz Nasıl gibi. Nasıl başladı dostumuz? Yani dostumuz şöyle ki benim uzun yıllar bir kardeş ya da eğer annem bana kardeş yapmıyorsa bir köpek almasıyla ısrarımla başladı. Çünkü Zino bir canlıdan bir farkı yok. Ailemizde bir birey o da hani konuşamasa bile hisleriyle kesinlikle çok bir insandan farkı olmayan 2 yaşındaki bir çocuk zekasına sahip pasaportu olan gerçek bir birey sadece bir tek konuşamıyor. Müthiş bir dostluk çünkü şöyle söyleyeyim benim büyük babam kördü. Onun bir eğitimli kör köpeği vardı Bobby. O dönemden beri mutlaka benim bir o özel bir dişler için kullanılıyordu ama o dönemden beri mutlaka benim bir hayvan dostum, bir köpek arkadaşım olmalıydı diye düşünüyorum. Zino aslına bakarsanız bir köpek yaşı 7 insan yaşına bedeldir. Artık Zino orta yaşlı bir birey yani 50 yaşına geldi. O yüzden Amerikalıların bir deyimi vardır. Old dog derler. Yani böyle yaşlı kurt anlamında. O da aslında yaşlı kurt çok bilge. Ondan birçok şey öğreniyoruz. Sevmeyi mesela ben Zino'dan öğrendim. Sevilmek, sevmek ne demek? Çok şey anlattı bize. Nasıl iletişim kuruyorsunuz? Şimdi biz tabii iki çeşit var. Yayına girmeden önce gördüm. Hı-hı. İnanılmaz bir diyaloğumuz evet. var. Zaten şu anda da belli oluyor hemen. Şu anda mesela poz vermekte evet. Artist Ekranı köpeği ve kameraları seviyor. Artist köpeği olduğu için şuradaki kamerayı takip ediyor. Evet. Bak şimdi ona gidecek. Ne oluyor? Niye bana bakıyorlar diye kırmızı ışıklar falan. Şöyle hayvanlarla iletişimin iki tane yöntemi var. Birincisi sesli iletişim. Mesela Zino dediğim zaman bakmıyor şu anda ama hipnotize oldu, konsantre oldu. Bir de ikinci bir iletişim var. O da konuşmadan işaret iletişimi. Şimdi bu Zino demek yani bundan sonra işaretle otur, yat, kalk, gel, bekle, dur, git su iç, kalk yatağına yat gibi birçok kelimeyi işaretle biliyor. 300-400 kelime hafızası var. 100'e yakında işaret dili hafızası var. Tabii bunun için... Ayakkabı seslerimizin farklılığından kimin geldiğini, araba motoru sesi farklılığından otoparka kimin geldiğini, saat ve yani haftanın gününü ve saatini bilebiliyor. Biliyorsunuz ki köpeklerde aslında zaman kavramı yok. Evet. Siz gittiğiniz zaman onun için sonsuza kadar gitmiş oluyorsunuz. Eyvah gitti bir daha gelmeyecek beni terk etti. Geldiğiniz zaman hiç gitmeyecek hep beraber tamam artık sarıl. Yani bir saat kavramı yok zaman kavramı yok ama mesela belli günlerde belli saatlerde belli yayında olmam gerektiğini o biliyor. Ve o saatte tam kapıda oluyor. Ya da ben giyinirken hadi gel giyinmiyor musun diye beni gardıroba götürüyor. Yani gerçekten yani, bir dost. Muhakkak ki yani dosttan da bir öte olduğunu düşünüyorum. Zino çok şanslı. Peki tabii o kadar şanslı olmayan hayvanlarımız var değil mi? Evet maalesef. Sayın Şenpolat size dönmek istiyorum. Ne durumda? Şimdi barınaklar o anlamda tabii ki iyi faaliyette ama gerçekten de istendiği ölçüde mi? Ne durumda onu sizden alalım. Zaten program başlamadan önce izlemiş olduğumuz film esasında. Evet. High-tap olarak yapmış olduğumuz film esasında çok iyi durumda olmadıklarını, özellikle biz insanlar olarak hayvanlara karşı çok vefasız olduğumuzu gösteriyor. Az önce Vatan Bey söyledi işte dedesinin kör olduğunu ve ona hayvanların yardım ettiğini. Doğru. Ki hayvanlardan biz nerelerde faydalanıyoruz? Depremde faydalanıyoruz değil mi? Akut örneğin dağda çığın altından kurtarıyor, güvenlikte kurtarıyor. İşte terör mensupları bomba koymuşlardı hatırlarsınız birkaç yıl önce Ankara'da bir otoparka kaç kişinin hayatını kurtardılar. Kurtarıyor. Uyuşturucunun bulunmasında faydalanıyoruz. Sadece köpekler değil yani eşekleri düşünün, atları düşünün. Kurtuluş Savaşı'nda kağınıları düşünün. Yani bütün hayvanlar esasında insanlar için ne kadar büyük fedakarlıklar yapıyor. Doğru. Biz o fedakarlığın karşısında ne yapıyoruz?
İşte herkes yine o kadar şanslı olmuyor. Terk ediyoruz onları ya da zehirliyoruz ya da itlaf ediyoruz ya da hayvan sevmeyenlere hizmet etmek adına bir takım hapishane görünümde barınaklar yaratıyoruz. Ve orada o hayvanları ölüme mahkum ediyoruz, açlığa mahkum ediyoruz. Orada bir takım memurların inisiyatifini terk ediyoruz. Ve insanların da maalesef gözü bu arka planda yaşanan dramı görmek istemiyor. Görmediği sürece de mutlu bir hayat sürüyor. Halbuki bu kadar bize faydası olan hayvanların karşısında bizim onlara böyle bir vefa borcumu göstermemiz gerekirdi. Standartları artırmak için ne yapmak lazım? Şu andaki standartlar nasıl? Yani esasında, pek iyi değil dediniz ama. Yani onu görüntülerle anlatmak daha iyi olur. İşte biz böyle daha basit filmlerle insanlara duygusal olarak yaklaşıp o görmek istemedikleri görüntüleri daha basit yollarla anlatmaya çalışıyoruz ama esasında burada bizim en büyük sıkıntımız ve yıllardan beri vurguladığımız olay hayvanların hala doğru düzgün yasal olarak hukuki korumada olmamaları. Zino şanslı ama onun gibi şanslı olmayan birçok sokak hayvanı eziyete maruz kalıyorlar, itlafa maruz kalıyorlar ve bunu yapan insanlar maalesef hala mahkeme huzuruna çıkmıyor ülkemizde. Mahkeme huzuruna çıkmaması demek şu, dolayısıyla o insanlar hayvana tecavüz ettikleri zaman, hayvanın kuyruğunu kestikleri zaman, zehirledikleri zaman, öldürdükleri zaman adeta kapalı alanda sigara içen bir insan nasıl bir idari para cezası verip kurtuluyor ve ertesi bir günde yok diyorsunuz. Bir idari para cezası, sadece sembolik idari para cezası. Mahkemenin karşısına çıkmadığınız zaman da sizin sabıka kaydınızda hayvanlara kötü muamele yaptığınız işlenmiyor. Yani CV'nizde, adli sicil kaydınızda hayvanlara kötü muamele yaptığınız, hayvana tecavüz ettiğinizi göremediğiniz için belki o insanla aynı iş yerinde çalışıyorsunuz, aynı metroya biniyorsunuz. Belki sizin çok yakın bir arkadaşınız, hatta belki üniversite mezunu. Sistemin tıkandığı yer burası. Şimdi ama mesela çok enteresan bir şey. Şimdi her köpeğin bir pasaportu olmak zorunda. Her köpeğin bir aşı karnesi olmak zorunda. Her, yani kediler için de bu geçerli ama benim derdim şu. Mesela köpeğine aşı yapmayan bir köpek sahibi suç işlemiş sayılıyor. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki bir köpek, ya tamam Zino bir Golden Retriever ama Rottweiler'lar var, biliyorsunuz tabii ki Pitbull'lar var ve her köpek sahibi aslında bir kontrolsüz bir silah sahibi olmak anlamına gelebilir. Yani biliyorsunuz köpeğinize aşı yaptırmazsanız, zorunludur bu, suç işlemiş oluyorsunuz. Yani bu kadar aslında toplumda da birey olarak görülen canlılar, ya bir şekilde en azından bir yarı birey olarak, yani canlıları yapılan suçlar niye suç olarak görülmüyor? Görülmesi lazım. İşte bizler de aslında kontrol de edilebilir, işte söylediğiniz gibi eğer pasaportu varsa, bir kimliği varsa, değil mi? Aslında buradan sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Ülkemizde kontrolsüz olarak üretilen hayvanlar var. Bu internet sitelerinde de hayvanlar üretilip satılabiliyor. Merdiven altında da oluyor. İşte bu pet shoplardan, yurt dışından kaçak olarak hayvanlar girdiğinde de oluyor. Dolayısıyla bu hayvanların esasında bizim elimizde bir envanteri yok. Mikroçiplemesi yok. Birisi bize sorduğu zaman Türkiye'de ne kadar hayvan olduğunu biz rakam bile veremiyoruz. Çünkü gümrüklerden oluk oluk açıkçası kaçak hayvan Türkiye'ye geliyor. Poşetler içinde geliyor. Bunlar üretiliyorlar. Pet shoplarda çok yüksek rakamlara satılıyorlar. Halbuki bakım evlerinde yüzlerce, binlerce hayvan var. Cins de var, cins olmayan da var. Yani orada bedavaya almak varken, paranızın cebinizde kalması varken ve Türkiye'de bu kadar çok sokak hayvanı varken neden kalkıp da oralara gidip dünya kadar para verilip bunlar alınıyor? Türkiye'nin bu ortamında bu açıkçası çok anlaşılabilir bir şey de değil. Yani mesela Zino'nun kulağında bir pirinç tanesi kadar bir mikroçip var. O mikroçipi aynen görebilme market şansımız var mı? Yok. Tabii ki ancak dokunarak içebilirsiniz. Bir o marketlerde yani bir mikroçip ürün satın aldığınız zaman barkod okuyucu var ya, onun gibi kulağına tutuyorsunuz, dıdıt diye hemen bakıyorsunuz o barkod okuyucuda. Köpek kimin? Sahibi kim? Adı ne? Adresi ne? Telefonu ne? Hepsi çıkıyor. Cinsi, yaşı, kilosu, boyu, her şey, bütün bilgiler onda var. Şimdi bunlar iyi de tabii biz bilinçli bir pet sahibiyiz. Biz bilinçli bir pet sahibiyiz ama Ahmet Bey'in de dediği çok önemli bir şey var. Yani sokaktaki hayvanlar ne olacak? Yani bu bilinçsiz pet sahipleri sokağın dostunu, arkadaşını, kardeşini, yani köpeği değil artık, yani aile bireyini sokağa bırakan pet sahipleri ne yapacak? Onları ne yapacağız? Bilmiyorum. Çok tabii çok acıklı. Mesela filmi ben ikinci kez izliyorum. Müthiş etkili bir film. Asla hani bakamayacaksanız bir kere bu hayvanları almayın. Almayayım. Yani bir heves uğruna, bir yavruluk uğruna almayın. Bakın 7 yıldır bakıyor Vatan Bey.
Bundan sonra daha en azından inşallah bir 7 yıl daha, evet, ömrü olacak. Ve düşünün, insanlar 10 yaşına gelen bu hayvanı, 8 yaşına gelen hayvanı bir anda bırakıyorlar. Ve barınakları, bakım evlerini sanıyorlar ki terk edilen hayvanlara bakılan lüks oteller, şeyler. Bakım evleri var. Öyle bir yer, öyle bir şey yok yani. Kimse bakmıyor. Orada ölüyor bu hayvanlar. Siz dostunuzdan 10 yıl beraber yaşamışsınız. Evinize almışsınız. Kaloriferli ortamda büyütmüşsünüz. Nasıl terk edersiniz gözünüzü nasıl kapatıp? Nasıl adapte olacak? Evet. Nasıl uyum sağlayacak? Ve bu bir esasında sadece hayvan hakkı değil, insan haklarıyla ilintili bir olay. Biz yani hayvanların hakkını savunurken burada kedilerin, köpeklerin değil, tüm hayvanların hakkını savunuyoruz. Hepsi için geçer. Ve bunlar toplumdaki en zayıf halkalar. Eğer siz en zayıf halkayı savunuyorsanız esasında kadınların hakkını, özürlülerin hakkını, çocukların hakkını da savunuyorsunuz. Bakın 3-4 hafta önce Kayseri'de çok kötü bir olayın failleri yakalandı. Çocuklara işte tecavüz edildi vesaire. Evet, onlar... Evet. Toprak altından aylar sonra bulundu. O fail üzerine bir araştırmaya gitsek esasında yurt dışındaki birçok deneyim onu göstermiştir. Bu insanlar gençliklerinde hep hayvanlara kötü muamele eden insanlar. İlk deneylerini hayvanlar üzerinde deneyenler. Mikrofile koyanlar, çamaşır makinesine koyanlar, ilk eziyetleri ona yapanlar. Ondan sonra çocuklara, kadınlara yapmaya başlıyorlar. Şimdi çok önemli bir tespit mi? Yani bunun altını çizmek lazım. İşte bunu yapmadığın zaman biz son duruma şey yapıyoruz. Biz burada hayvanların hakkını savunmak, esasında insanların hakkını, çocukların hakkını savunuyoruz. Devlet yetkililerin de o nedenle bizim HITAP olarak bir protokolümüz var şimdi bu seçim şeyine girerken. Bütün siyasilere, kazansın kazanmasın, bütün siyasi partilere taahhütname imza atıyoruz. Meclise gelir gelmez bu yasanın değişmesi ve hayvan haklarına saygılı olma konusunda. Ve bu, tekrar ediyorum, insan haklarıyla ilgili bir durum. Artık bu olayı bir hobi, bir hayvan... obsesif takıntısının peşinde koşan insanların bir zevki değil bu. Bir insan hakkı savunması. Şimdi nasıl davranılır isterseniz Vatan Şaşmaz ve Zino arasındaki diyalog bize göstersin. Hatta bunu çünkü son dakikanın da içindeyiz. Tabii ki ama bunun için önce kamçımı almam gerekiyor. Yok. Sevgiyle yaptığınız belli, yoksa kaçardı sizden. Peki. ama yanı başınızdan ayrılmıyor. Çünkü köpeğin bir sahibi olur. Köpeğin birçok bakıcısı olur. Kedinin bir evi olur. Yani kedi alanı benimser. Köpek kişiyi benimser. O yüzden sadıktır denir ama kısaca hemen anlatayım. Köpekle insan arasında müthiş bir anlaşma var. Köpek insanı koruyor, sevgi veriyor. Sizin komutlarınızı çok iyi dinliyor mesela. Bekliyor. Birkaç komut gösterme şansımız var mı? Tabii. Zino eğitimli bir köpek. İki kez. O eğitimi siz verdiniz değil mi? Hayır. Ayrıca aldı. Zino bir eğitim aldı. Sonra Zino ile ben beraber eğitim aldık. Ciddi bir meşakkat. Tabii. Meşakkatli bir süreç. Bu Zino'ya bir komut bu. Yani bu Zino demek. Nereye istiyorsanız oraya gönderebiliyorsunuz Zino, ama şu anda tabii çok birçok göz var. Aslında evet, şey olduğunu biliyor şu anda. Luna Park'ta olduğunu biliyor. Aha. Gel hadi çabuk oraya. Oraya çabuk. Hadi oraya git hadi. Hadi. Tamam. Ay. Peki yukarı çık o zaman. Hadi yukarı çık. Ayağa kalkabiliriz. Hadi, tamam, yukarı çık. Rahat olabiliriz. Kalkabilir miyim ben? Tabii. Sizi takip ediyoruz. Şey yani oyuncu köpekler her zaman oyun istiyorlar. Ya yemek olacak onlar için ya da oyun olacak. Birkaç tane işte hareketimiz var. Bu otur demek. O sonra. Otur. Çok kalk güzel demek. Sonra bir de yatımız var. Bir de yat vardı. Hadi yat bakalım. Yat. Bir de yuvarlanıyorduk böyle en son. Evet. Kal öyle bekle. Kal bekle. Bu aslında en zoru. Çünkü beklemiyor. Çünkü şu anda burada herkes ona bakıyor ve çoğu yapıldığını biliyor. Ama evde baş başa kaldığımızda sözleri dinliyor. Sözleri dinlemesinin önemi şu. Dediğim ya, köpek aslında bir silahtır. Mesela Zino'nun havlamaması gerektiğini biliyor. Mesela Zino havlarsa bu bir alarm. Evde biri düştü. Yangın var. Bir eve girmeye çalışıyor. Çocuk ağlıyor, bir şey. Yani eğer mesela havlıyorsa bizim için çok çok ciddi bir şeydir bu. Bu yüzden köpekle insan arasında profesyonel bir iletişim olmak zorunda. Çünkü yani o 35 kiloluk biraz da başı boş bir kas yığını. Hani her an her şey olabilir. Evet. O yüzden çok dikkatli etmek lazım. Bilinçli bir pet sahibi olmakta fayda var. Pet sahibi olmakta fayda var. Hayvanları sevmeyen hiç kimse hiçbir şeyi sevemez. Sokaklarda kalmasın, sokaklara bırakmayalım. Barınaklardan terk alalım. Terk etmeyelim, bakım evlerinden alalım. Bakamayacaksanız hiç almayalım. Hiç aynı çocuk gibi. Çocuğunuzu bakmayacaksanız nasıl yapmayın diyoruz. Aynı hayvanlar da o şekilde. Peki, ve bu olay, tekrar ediyorum, bir kedi köpek severlik değil, hayvan severlerin hakkını savunmak değil. Sokaktaki hayvanat bahçelerindeki, yunus parklarındaki gariban, sesi çıkmayan
Yukarı. En zayıf halkanın savunulması. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hem Zino'ya hem Vatan Şaşmaz'a. Biz renk atıp aslında dikkat çekmeye çalışmıştık. Zino'da Zeytinburnu Hayvan Barınağı'na, Beykoz Hayvan Barınağı'na gitti. Ajda Pekkan'ın efendi kedilerle bir defile çıkmıştı. Zino da aynı defilede. Haftada bir kez yer gittiniz, aldı. Doğru mu sizin? O kadar sık olmasa da gazete kağıdı, su, mama, kemik götürmeye çalışıyoruz. Sadece parasal değil, birçok yönden gidip orada hani sevgi göstermeniz de çok çok önemli. Ama gazete kağıdı özellikle işte yazın böyle bidonlarla su taşıyıp belki biraz mama taşıyıp birkaç kemik götürmeniz bile oradaki hayvanlar için çok moral oluyor. Bir de orada sakat hayvanlar var. Yani çocuklar tarafından kuyruğu kesilmiş, bakıma bacağı kırılmış, var. Tekerlek takılmış, onlar. Gözü kör olmuş hayvanlar var. Mutlaka gidin görün. Yani belki içiniz parçalanacak ama hani hakikaten oradaki tablolar da biraz acıklı. Peki. Yardımcı olmakta fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. Yeniden yayınımıza katıldığınız için güzel mesajlar verdik yine. Bir günü burada noktalıyoruz. Tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın diyoruz efendim. İyi geceler.